Saat 6.44 abiler. 7'ye çeyrek var. Kuşumuzu kaldırdık. Sarı bilezikli dumanlımız. Çok heyecanlı, çok. Sürekli fişek tutmanın peşinde yoruyor kendini. Sürekli hedefi dövmenin peşinde. Ama yoruyor kendini. Yani aslında bu kuş var ya, uçmayı çok bilmiyor ha. Yani tekte uç yeni yeni tekte uçurduğum bir kuş. Acemi biraz. Kendisini dinlendirmiyor, çabuk yoruyor. Oğlum bir git gez, şu yabanilerin peşine takıl. Bir şey yap. Niye bu kadar kendini yoruyorsun Cano? Uçuma geçti sanki, kanat hareketleri hızlandı. Yine gelecek, yine saplayacak hedef. Aslında ben bunun yanına kuş mu katayım ya? Biraz daha hayvanı nefeslendirmek. Abi daha ne kadar nefeslensin ya? Aylardır uçuruyorum ben bu kuşu. Biraz daha uçuma sokayım kuşu. Biraz daha nefeslendireyim mi acaba? Siz ne dersiniz? Normalde ben bu kuşu bir aydır, 1,5 aydır sabah akşam kovaladığım kuşlar bunlar. Baksana abi, sürekli hedefi dövüyor ya. Nalbant gibi sürekli örsü dövüyor. Örsü hiç rahat bırakmıyor bakın. Tepede de bağlamadan gitmiyor ha. Zalim. Git. Erkek kuşumuz arkadaşlar, 1 yaşında. Yani 1 yaşını aşmamış, öyle söyleyeyim. 1 yaşlarında. 1 yaşını daha doldurmamış genç bir erkek. Geliyor yine zalim. Nalbant geliyor yine nalbant. Bağlamadı. Bağlamaya çalışıyor ama. Bu işi tatlıya bağlamaya çalışıyor. Bu işi tatlıya bağla şekerim. Tabanlı mı lan bu kuş? Bunun yaptığı hareket taban taklası mıydı şimdi? Geliyor bir çat koyuyor, ondan sonra fişek tutmaya başlıyor. Aynen, bu kuş var ya taban taklalı ha. Abiler tam çekim yapıyorum.
Paus mouse almıyorum çünkü kuş sürekli hedefi dövüyor. Bir kafadan birkaç saniye pausumuz var ama tam çekim yapıyorum, tam. Tam bir performans. Paussuz tam bir performans şu anda. İyisiyle kötüsüyle inşallah beğenirsiniz. Ama çok sık dövüyor ya hedefi. Hedefi çok sık dövüyor. Hedefi hiç rahat bırakmıyor. Çok çalışkan bir kuş. Kupacılara gider bu kuş. Güzel böyle bir antrenmanla, beslenme antrenmanıyla. Ya biz kuşun canını çıkartıyoruz abiler, bakmayın siz. Sabah akşam bu kuşları yoruyoruz biz. Hava sıcak diye de adam gibi de beslemiyoruz. Yani biz bu kuşu ilk teke aldığımda ben bu kuşa 1.000 lira para istiyordum. Vallahi avel avel baktınız bu kuşa. Şimdiki fiyatı 2.000 lira bu kuşun. Ve her uçurduğumda değeri artacak abiler. Öyle söyleyeyim size. Hatta ileriki seviyelerini görmek nasip olursa satmaya da bilirim yani. Bu kuşumuz Kocaeli'nden İlhan abinin kuşu, İlhan Köseoğlu'nun. Adamdan bir 20-25 tane kuş aldım toptan. Gençlerini topladım böyle. Onların içinden sadece bir tanesini atmaca aldı. Bir tanesi içeride hasta. Onun dışındakilerin hepsinin bereketini gördüm çok şükür. Adamın malı bereketliymiş kardeşim. Sattım, cebime cep harçlığı koydum. Adamın malı bereketliymiş. Ya kuşu hakkını vererek alırsanız bereketini de görürsünüz. Ondan hediye gelecek. Bundan hediye gelecek. Hediyenin bereketi olmaz abiler. Hediye kuşun bereketi olmaz. Emin olun yani. Bakma çatıya. Çatıya bakma. Galiba indi, çatıya attı. Olsun, sıkıntı yok. Abiler maşallah demeyi unutmayın. Dediğim gibi kuşlar kalabalıktı. İstediğim eğitimi veremedim kuşa. Arada sırada bu yanlışı yapıyor. Yani çatıya atma yanlışını yapıyor. Ama dediğim gibi benim suçum yani, öyle söyleyeyim. Benim suçum. Kuş bu. Gördüğünüz gibi 10 dakika boyunca hedefi dövdü. İnşallah üstüne koyarak devam edecek bu kuşumuz. Maşallah demeyi unutmayalım.